Evet arkadaşlar, bugün size 611 ve 646 motor ve motor kodunu bilmiyorum ama bu motorun 5 silindirli modellerinde olan sorunları size anlatacağım arkadaşlar. 203, 211, 210 kasalarda ve ML jiplerde de bu motorlar var arkadaşlar. 5 silindirlisi de olsa var. Bu motorların en kötü yanı arkadaşlar, burada bir EGR valfi var. Egzoz geri dönüşüm diye biliniyor arkadaşlar. Egzoz gazını buradan alıp arkadaşlar şu boruyla buradan tekrardan motora veriyor arkadaşlar. Siz yakıtı kötü yerden aldığınızda egzozdan çıkan duman arttığı için arkadaşlar, o dumanı buradan tekrardan motora verdiğinde bu emme manifoldunun içi arkadaşlar kurum bağlıyor. Bu dediğim olay uzun sürede gerçekleşen bir şey arkadaşlar. Şimdi bu kurum zamanla, şimdi emme manifoldun içi bu kadar. Zamanla kurum yapa yapa arkadaşlar burayı tıkıyor. Buradan içi böyle balçık gibi oluyor arkadaşlar. Ve şu emme manifoldun içinde klepeler var. Onun da bir tane aracı bakım yaparken bir kısa videosunu çekmiştim. Ekleyeceğim birazdan. Göstereceğim. Arkadaşlar 611 motor emme manifold klepeleri. Bu klepeler, şurada motoru var. Bu klepeleri aç kapa yaptırıyor arkadaşlar. Bu klepelerde burada emme manifold gözlerine göre iki tane emme sıvı olduğu için bir tanesini kapıyor. Rolantideyken kapıyor. Tek sıvı hava alıyor motor. Yakıt az tüketmek için. Bu EGR var bunları kurum bağlatıyor. EGR valfi kurum bağlatınca bunların çalışması bozuluyor. Bu sefer de araçta gaz kesikliği ve duman atma oluyor. Arkadaşlar o motorları, klepeleri altta açan bir tane motor var arkadaşlar. Şimdi bunun için kurum bağladığında o klepeleri aç kapa yapması zorlaşıyor arkadaşlar. Çünkü klepelerin çalışma yerleri kurum bağlıyor. Sıkışıyor, motor zorlanıyor. Zaten onu alttan aç kapa yapan incecik şöyle bir tel gibi bir şey var. Onlar zorlanmada yamuluyor. Zorlanmadan yamuluyor arkadaşlar ve 270'lerde bilhassa daha fazla arkadaşlar. Şimdi bunun önüne nasıl geçeriz derseniz arkadaşlar, şimdi daha önceden bunlara kırsal mazot da konduğu için bu araçlara 2000 senesinden 99 senesinden beri bu CDI motorlar var arkadaşlar. Şimdi hiç kilometre yapmamış bir araç bulursanız bu saatten sonra bir şey olmaz. Çünkü yakıtımız Türkiye'de şu an güzel. Euro mazotlar var. Sorun olmaz. Ama bu benim mesela emme manifoldun sıfır taktığınız, enjektörleri yaptırdığınız, turboyu temizlettiniz. Bu işlemlerden sonra tekrardan burası kurum bağlamasın, aracın verimden düşmesin derseniz arkadaşlar, bir tane yazılımcıya gidiyorsunuz, şu EGR valfini iptal ediyor arkadaşlar size. Bakın fişi takılı, arada pull ya da bunu kapatan bir şey yok. Hiçbir şeyini ellemediler arkadaşlar. Tamamen beyinden EGR valfi iptal oldu. EGR valfi iptal olunca ne oluyor arkadaşlar? Egzozu direkt dışarı atıyorsunuz. Motora tekrardan vermediğiniz için arkadaşlar emme manifoldunuz içi her zaman temiz kalıyor arkadaşlar. Kurum yapmıyor. Emme manifoldu temiz olunca haliyle klepeler de zorlanmadığı için onlar da oluyor. Temiz kalıyor. Sorunsuz daha uzun kilometre yapabiliyor. Ve arkadaşlar o klepelerin görevi ne dersiniz? Çünkü bazı ustalar emme manifoldunu söküp yeni manifold takmıyor. O klepeleri oradan söküyorlar arkadaşlar. Kör tapa takıp çıkış yerine motora tekrardan takıyorlar. Tamam, doğru bir yöntem. Yani maliyetsiz bir yöntem. Öyle yaparsanız da hiçbir sorun yaşamazsınız araçta. Sadece o klepeler bu araçta neye yardımcı oluyor derseniz şimdi arkadaşlar, o klepeler belli bir devirden sonra, belli bir devirden sonra, güçten sonra tam anlamıyla açılıyor arkadaşlar. Şimdi o klepeler kapalıyken iki tane, her pistonda iki tane hava sibobu var arkadaşlar. Hani havayı oradan alıyor. Şimdi rolantide ve düşük devirdeyken arkadaşlar o klepe kapalı olduğu için
Motor tek siboptan çalışıyor. Hava alıyor. Ve bu da yakıt tasarrufu size sağlıyor arkadaşlar. E tabi diğer sistemde de o klepe oradan iki siboptan aldığı için bu sefer aracınız rölantide biraz fazla yakar ama alt devirlerde daha kuvvetli olur arkadaşlar normaline göre. Yani o klepelerin görevi de yakıt tasarrufu. Başka da bir lüksü yok arkadaşlar araca. Yani bu MM manifold tabi kurum yaptığında motoru da hava alamayınca haliyle verimli bir yakıt hava karışımı olamayınca araç bu sefer duman atıyor arkadaşlar. Duman atınca da bu sefer egzozları tıkıyor, katalizatörü bozuyor. Yani sürekli bir motorun verimini düşüren olaylar gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani ben size Egera Valfi'nin kesinlikle iptal edilip emme manifoldunun temizlenip klepelerin bakımının yapılıp ya da komple sökülüp atılmasını taraftarıyım arkadaşlar. Yani bu tür aracı alıyorsanız bu aracı bu tür bir hani 611, 646 ya da bu motorun 5 silindirlisi bir motoru alıp böyle 4 yıl 5 yıl böyle binerken zevk alayım, arabam bana güç versin diye aldıysanız, zevkle kullanmak istiyorsanız bu dediklerimi kesinlikle aracınıza yaptırın arkadaşlar. Hiçbir sorun yaşamazsınız uzun vadede ve çok uzun vadede, öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Herhangi bir bu motorda başka bir kronik sorun yoktur arkadaşlar. Teşekkürler.